Bizim tercihimiz yarınki milletimizin aydınlık geleceğidir. Ve buradaki yatırımlarımızı söyleyeyim bakın. Elbette her kişinin tercihi çok önemlidir. Ama ben size basit bir hikaye anlatayım şöyle bir şey. Bozantı'dan çıkın, Toroslar var ya Çukurova'nın üzeri. Bozantı'dan çıkın Karahisalı. Karahisalı'dan şöyle ilerleyin Aladağ. Aladağ'dan İmamoğlu'nun üzerinden geçin şöyle Feke Sayınbeyli, Tufanbeyli buralar içine alır. Buraların toplamında Adana'nın Yeşilyurdu kadar anca seçmen var değerli hemşerilerim. Yeşilyurt mahallesi kadar. Şimdi siz Hüseyin Sözlü'ye sahip çıktınız. Hüseyin Sözlü'ye dedin ki bu memleket çocuğu. Parti, purti önemli değildiniz öyle mi? Ben seçildim. Ama benim bu saatten sonraki işim sizin oyunuzun karşılığı değil, sizin oyunuz değil. Bu milletin aydınlık geleceği. Muhakkak ki siz buna bu hizmetlere çok layıksınız. PKK burada deneme yaptı. Sizden yüz bulsaydı, sizden gevşek bulsaydı buralara saklanırdı, konuşlanırdı. Gelirdi Karakuyu'nun dükkanından, bakkalından, sizden de akşamları tedariğini giderdi ihtiyacını. Ama Allah razı olsun ki burada PKK'lılar yoksa, burada sizler varsınız. Siz sadece rızkınızı temin etmiyorsunuz. Bu coğrafyanın aziz Türk milleti adına sahiplerisiniz, bekçisiniz. Bekçisiniz. Ben hep şöyle düşünüyorum. Yarın buralar boşalsa, bugün buraya harcamaya imtina ettiğimiz, tereddüt ettiğimiz yatırım. Ya bunların da ne kadar oyu var ki? Olsa ne olur, ne olmasa ne olur diye bir gevşeklik yapsak. Bu gevşeklik ifadesi ağır olur ama milletimizin büyük aydınlık geleceği idealiyle baktığınızda yarın buraların olmamasının ne anlama geldiğini anlatmak istiyorum. Ve buralar boşalsa emin olun ki Kozan'daki adamlar rahat edemez. Dağarca kimse pirzola yemeye, su içmeye gelemez. Kişilerin hava teneffüs etmeye gelemez. Onun için buralar boşalsa, buraya yapmaktan imtina ettiği yatırımlar yarın ne için gelir biliyor musunuz? Buraya devlet ya da bizim gibi kamu sorumlu olanlar 50-100 milyonları, 200 milyonu, 300 milyon lirayı harcamazsa yarın bir helikopteri buranın güvenliğini temin etmek, teröristleri havada gözetlemek için 300 milyon doları alır. Helikopter almaya mı mecbur kalalım yoksa bu milleti burada zengin mi edelim? Orta ve uzun vadede buralar boşalırsa milletin başına ne geleceğine de kafa yoran bir siyasetçiyim. Yarın önemli değil. Karnımız doyar. Bir iş yaparız. Zaten sıfatlandırmışsınız Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla. Bu şeref bize ömür boyu yeter. Ama yarınki seçimler değil, yarınki nesiller. Yarınki nesiller de burada Türk milletinin geleceğidir. Tarihçiler hep söyler. Stratejik olarak Toroslara hakim olursanız Çukurova'ya hakim olursunuz. Fransız gelmedi mi? Yerli işbirlikçilerle, gayrimüslimlerle burada işbirliği yapmadı mı? Yaptı. Niye geri böyle kıçına bakmadan geri döndüler? Toroslar da sizi aşamadılar. Sizi açsalardı emin olun ki Cezayirliler gibi biz de aşağıda Fransızca konuşurduk muhtemelen. Ben burada yarın sizin tarımsal sulamayla hayvancılığınızı geliştireceğinizi, bir köyün yaşaması için çok basit iki denklem söyleyeyim ben size. O köyün sokaklarında çocuklar olacak, o köyün sokaklarından baktığın zaman küçük ve büyükbaş hayvanları göreceksin. Bu yoksa köy bitmiştir. Bunlar yoksa o köy bitmiştir. Ruhuna Fatiha. İşte bu köyün çocuklarımı da çoğalacağım Allah'ın izniyle. Tabii ki kimsenin efendim yatak odasına müdahale etmeyeceğiz. O kendiliğinden çoğalır. Gençler burada kaldığı müddetçe o çocuklar çoğalacak. Allah nasip ederse sulama suyunu getirdikten sonra burada yoğuncu ekeceksiniz, mısır ekeceksiniz. Öncelikli olarak bir ziraat mühendisi, bir üretici olarak tavsiye ediyorum size. Arkasından da kiraza miraza girmeyeceğiniz, devlet kirazın önemini anlasa Türkiye yılda 1 milyar dolar ihracat yapar. Cevize gireceğiniz, ben sizin 5 dönüme kadar olan herkesin cevizini, köyhanesini hesaplayın. Herkesin ceviz fidanını da ben karşılayacağım. Sağ olun, sağ olun. Ve inşallah şu anda izinlerimiz bitti. Sonbahara kadar suyumuzu getireceğim. Ama sulama suyu için de diğer arkadan çalışmalar devam edecek. Bunu niye yapayım onu da söyleyeyim.
Bunu da yarınki seçimler için yapmıyorum. O kadar pahalı yatırımlar bir avuç seçmenin olduğu yerde yarınki seçim için değildir. O biraz önce, deminden beri size anlattığım, inandığımız yüksek idealler içindir. Bir milliyetçi belediye başkan, milliyetçiliği sözde ve sloganda bırakmaz. Milliyetçisi olduğu aziz Türk milletinin, evlatlarının yaşadığı her yerde onların üretip refah toplumunun bir parçası zenginleşmesine katkı koyabiliyorsa milliyetçidir. Seçimler için efendim gündelik milliyetçi sloganlar bize yakışmaz. Eğer öyle bir niyetiniz varsa şu mübarek Ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruç ve ibadetler adına söylüyorum ki Cenab-ı Allah kabul etmesin. Eğer zerre kadar riyamız varsa yarınki seçimler ve inşallah 2019'da olacak seçimlerde de bizi muvaffak etmesi. Ramazan ayının rahmet içerisinde, şu mübarek Ramazan ayı içerisinde söylüyorum ki bizler gerçek memleket evlatlarıyız. Zaten siz bunu gördüğünüz için her türlü siyasi kaygının ötesinde bize sahip çıktınız ve biz de bunu bir şeref saydık. Kefile mahcubiyet yaşadıysanız bu çok şereflice bir iş olmaz. Neydi sizin kefaletiniz? Dediniz ki bu çocuk iş yapar, memleket evladı. Heyecanını gördük ve inandık. Sizi mahcup eden namerttir kendi payına. Biz yarınki seçimler için değil, bu Torosların, Türk milletinin Çukurova'daki hakimiyeti ve Anadolu coğrafyasındaki hakimiyeti için bu coğrafyada çocuklarının cıvıl cıvıl olması lazım. Onların yetiştirdikleri hayvanlar baktığımızda şu dağların eteklerinde bu platoda görünmeli. Boynu da görünmeli, büyükbaşı da görünmeli, keçileri de görünmeli. Biz Allah nasip ederse Karakuyu ve bu bölgedeki işte o 7-8 köyle ilgili bir imar planını da ki en uygun köylerden birisinin burası olduğunu Mustafa Başkan söyledi. Bir imar planını da hayata geçirdiğimizde Allah nasip ederse Sayın Beylerin üzerinde hani şimdi evleri var olanlar aynı yerde var olsunlar ama yeni gençler ev yaptığın zaman burada küçük bir kasaba Sayın Beyli ölçeğinde küçük bir şehri de inşa edeceğiz inşallah altyapısıyla. Bu buranın büyüyen ekonomisiyle olacak. İnşallah biz bu işi de bitirdiğimizde on binlerce dönüm ceviz bahçesi, sebze bahçesi, hayvanlarınız için yoncalıklar, mısır tarlalarında tarım yapacaksınız. Bakınız bu kardeşiniz yapar mı yapmaz mı? Göletlerden, hukuki altyapısı uygun olan yerlerden istifade ederek şu anda Tufanbeyli'de 55 bin dönüm araziyi vanaya açtığınızda yağmurlamayı ve damlama sulamayı kendi basıncıyla çalıştıran sistemi kurdum. Allah nasip ederse sonbahara kadar Tufanbeyli'de 75 bin dönüm kapalı sulama yapmış olacak bu kardeşiniz, bu evladınız. Bunu ne için yapıyor? Ne için yapıyor bunu? Tufanbeyli'nin seçmeni. Gerçekten bir belediye başkanına manevi güç verir. Onların gücü, sizin gücünüz hiç önemsenmez. Sizin duanız yeter. Bunlar siyasi çalışmalar değil. Bunlar bir memleket evladının Cenab-ı Allah nasip etmiş, hemşerileri ona güvenmiş, o gariban adama teveccüh göstermiş. Hizmet için fırsat olursa yarın belediye başkanlığımız biter ama Tufanbeyliler torunlarına da anlatacaklar. Biz Hüseyin Sözlü diye bir adama bir belediye başkanlığı için fırsat verdik. Bunlar geldi bu sulamaları yaptı. Ondan sonra Tufanbeyli'nin nüfusu 50 bin oldu. Burada mandıralar kuruldu, işletmeler kuruldu. Bu zenginliğin kaynağı bu termik santraldan çok bu adamın yaptığı hizmetlerdir denecek. İnşallah Karakuyu, Aksağaç bölgesi ve diğer köyleri de hepsinde bu sistemi kurduğumuzda bunları yapacağız. Bunlar seçim için çalışacak adamların yapacağı iş.